Siftelerdeki ofis alamı durdurmuş. Yıldız Ören'de NBC Tarım var. Şu binanın üzerinde de ismini görebiliyorsunuzdur. Özel bir şirket. Ofiste yer kalmadığı için NBC Tarım'la herhalde anlaşıldı mı ne yapıldı bilmiyorum ama özel şirket burası. Bunun dökme yerlerine dökülüyormuş. Sıra falan belli değil. Herkes kafasına göre yaklaşıp bekliyor. Köydeyiz. Yıldız Ören Köyü. Yani şu an burada bir su bile içeceğim bir yer yok arkadaşlar. Çölün ortasındayız. Araçlar çok hareket ettiği için toz toprak içinde. Kantar giriş şu karşıda arkadaşlar. Bayağı yerler. Vıcık vıcık toz. Burada böyle bayağı bir sıra var. Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de şükür iyi olmaya çalışıyoruz dostlar. Bugünkü videomuzun konusu izlediğiniz üzere buğdaylarımızı romorklarımıza yükledik ve ofise şükürler olsun bırakabildik dostlar. Başta şunu belirtmek isterim. Koşturma içinde geçen bir süreç olduğu için çok fazla video çekemedim. Sonradan seslendirme yapmak zorunda da kaldım zaten. Lafı uzatmadan mevzuya girmek istiyorum arkadaşlar. Biz biliyorsunuz 2 Ağustos'ta 29 Eylül'e ofis için randevu alabilmiştik arkadaşlar. Ancak 29 Eylül'deki randevumuz 21 Eylül'e çekilmiş. Tabii ki bizim bu konuda herhangi bir haberimiz olmadı ya da bilgilendirme araması ya da mesaj gibi bir şey gelmedi dostlar. Bu durumu biz Han İlçesi Ziraat Odası tarafından bilgilendirme yapıldı tesadüf üzere. Oradan öğrendik. İlçede nakliyeler farklı şekilde fiyatlanmaktaydı. Kamyonlar 10.000 TL gibi bir ücrete gidiyorlardı. Traktörler ise 4 ya da 5.000 lira gibi bir paraya ofise ürünlerinizi teslim ediyorlardı. Ben traktörün kapasitesini de görmek adına dedim bu yolculuğa kendim çıkayım. Hem de daha karlı olacak bir iş. Elimizdeki mahsul ben 9 ya da 9.5 ton gibi hesaplıyordum. Ancak görünürde daha fazla olduğu belliydi. Yani kilo olarak basmasa bile kapladığı alan bakımından çok daha fazlasıydı arkadaşlar. Çarşamba günü dersten çıkınca hemen koştur koştur Han'a gittim. İlk olarak kendi romorkumu doldurdum. İlavesiz benim bildiğim 5 ton gibi bir şey alıyor. İlk olarak bu romorku doldurdu. Daha sonra bayram arkadaşımdan o görmüş olduğunuz mavi romorku aldım. O da 4 ton geliyordu. İlaveleri falan vardı ama onun freni olmadığı için onu takmadık. Güvenemedim traktöre açıkçası. Ve böylelikle arkadaşlar Ahmet dayı ile birlikte helezonu getirdik ve yüklemeye başladık. Gerçekten yorucu bir iş. Yükleme işi de annem babam işte Ahmet dayı birlikte. Ben de romorkun üzerinde istiflemeye çalıştım buğdayı. Yaklaşık saat 8.30 gibi işimiz bitti. 8.40 gibi yola düştüm. Traktörün de neler yapacağını bilmediğim için çok yavaş bir şekilde ilerledim. 8.30'da başladığım yolculuk çifteler gece 12'de sonlandı. İlk götürdüğüm romorku kayınpederimin evinin önüne bıraktım. Hemen vakit kaybetmeden yola düştüm ve saat 2 gibi Han'a geri döndüm. Saat 5 gibi kalktım. O doldurmuş olduğum mavi romorku taktım traktöre. Tekrardan yola düştüm. Biraz daha hızlı geldim. Çünkü yük olarak daha azdı zaten. İlk olarak ofise gittim. Ofiste sıra falan, araç falan yoktu. Orada sağ olsun çalışanlara sordum. Ofisin dolduğunu, buğday alımı yapmadıklarını, NBC Tarım ki Yıldız Ören'de arkadaşlar yine videolarda görmüşsünüzdür. Özel bir şirketle anlaşılmış anladığım kadarıyla oraya döküleceği söylendi. Mavi romorkla birlikte doğru 10 kilometre bir mesafesi var bu arada çiftelere. Oraya romorkları çekmeye başladım. Saat 8-8.30 bile değildi belki benim oraya vardığımda. İlk romorku bıraktım, hemen ikinci romorku almak için tekrar çiftelere döndüm. İkinci romorku da getirdikten sonra peş peşe iki romorku taktım ve sıramızın gelmesini bekledik. Oradaki enteresan işlerden bir tanesi videoda da belirtiyorum zaten. Arkadaşlar sıra diye bir şey yok. Yani sıra verme yok. Orada kimin sırası nerede olduğu çok da belli değil. Başımdan geçen bir olay. Normalde ben sabah erken saatte gidip bir
remorku bıraktım. Benden sonra gelenler soldan yeniden bir sıra daha yapmaya başladılar. Sıranın bizde olmasına rağmen 2-3 kişi kalabalık bir araya gelip numune alan arkadaşı hemen kendi taraflarına çekip götürdüler. Bir sonraki sırada biz geçebildik. Saat 12.30 gibi numune alım sırası bize geldi. Numuneleri verdik ancak bu sefer öğlen arası yemek molası verildi. Saat 1.30 gibi bizim numunelerimiz kabul edildi. Beyaz ekmeklik vasıfsız buğday olarak geçmekte. Müfit Bey ekiyoruz biz burada arkadaşlar. Kıraç arazi olduğu için. 7.5 TL yazıldı. Girişte sizden kaç romork getirdiniz tahmini tonunuzu soruyorlar. Ve oradan aldığınız bir evrakla üst taraf ve alt tarafı ayrı şekildeydi benim evrağım en azından. Bununla birlikte kantara çıkıyorsunuz. Kantarda ölçüm yapılıyor. Kantarın olduğu yerde biraz sıkıntılıydı. Traktörde de çift romork olduğu için de o yüke rağmen ki 10 ton 80 kilo gibi bir mahsul çıktı. Sadece romorkların boş ağırlığı 3.5 ton civarındaydı. Yani 13.5 tonluk bir ağırlıkla o görmüş olduğunuz toprak yollardan çok rahat bir şekilde çıkabildi. Biraz hidrolik kolunda kullanmak zorunda kaldığımı da belirtmek isterim ama yine de şükür maşallah kalmadan gerek kantara çıkarken kantardan inerken zaten fren yardımıyla indim. Çıkarken de hafif bir rampa var hatta orada çalışan bir tane abi takıldı çıkamazsan seni ittireyim falan diye. Şükür oradan da traktörümüz çıktı. Kantarın oradan çıktıktan sonra arkadaşlar hemen sağdan devam ediyorsunuz. Biraz gittikten sonra ileride tarlaları dökme silo şekline çevirmişler. Tarlanın üst başına döndüğümüzde orada ofis çalışan sizin hangi cins buğdayınızı teslim edeceğinizi yazdığı o kağıt ona bakıyor. Orada bir traktörle dur kalk kısmında biraz zorlandım ve orada benim dökmem gereken yeri gösterdi. Dediğim gibi hani bunları çekecek kimse olmadığı için tek gittiğim için de buraları çekemedim maalesef. Ben 4 tekerli romorku yanaştırmayı beceremediğim için geri geri öne takıp ittirme konusunda da sıkıntı yaşayacağını bildiğim için traktörün hiç o topa girmedim dostlar. Oradaki arkadaştan rica ettim. 2 romorku da hızlı bir şekilde yaptık. Tabii orada biraz benim traktör tek çeker olmanın zaaflarını göstermiş oldu ama yük özellikle 6 tonluk romorkta kendi romorkumda yapacak bir şey yok. Yük ağır, zorlanması da gayet doğaldı. İki romorku taktıktan sonra gördüğüm enteresan işlerden bir tanesi de sabahtan öğlene kadar orada sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz insanlar tabii ki oldu. Ama arkadaşlar yükünü boşaltan insanlar sizin orada bir şeylerle uğraştığını görünce kafasını sola çevirip direkt doğrudan önüne bakıp ya da size yardım etme ihtiyacı olacağını bildikleri için hiç o tarafa bakmadan devam ettiler ve gittiler. Tek başıma kaldım orada ve ilk defa geri geri iki romorku birbirine takabildim tek seferde, tek denemede. Bilmeyince yapılmıyor ama şunu da not ettim yani kendime. İlk fırsatta o romorku boş bir şekilde takıp geri yanaşma çalışmalarına başlamam lazım. Her zaman önden olmuyor. Özellikle benim traktör küçük olduğu için başarılı olamayabiliyor. Onun için bunun çalışmalarını yapacağım dostlar. Buğdayı indirdikten sonra doğrudan hemen tekrar kantara giriyoruz. Kantara geçmeden kesinlikle fişinizi verin. Sonra kantara çıkın. Yoksa orada çalışan kadın arkadaş bayağı bir sinirli. Kışmına uğrayabilirsiniz. Devamında kantardan çıktıktan sonra traktörü bir kenara park ettim ya bize sadece orada kantar fişi verildi. Kadına soruyorsun tamam bu kadar işleminiz dedi. Yani bilmiyorum daha önceden kağıt falan verdiklerini duymuştum. Tekrardan orada çalışan numune alan arkadaşlara sordum. Sistemde kayıtlı olan IBAN'lara ki IBAN falan vermedik ama herhalde buluyorlar demek ki yatacağını belirtti arkadaş sağ olsun. Traktörümüze bindik. Oradan sıfır buğday ve gübre almıştım. Oraya gidip oradan 1.5 ton civarı sıfır Müfit Bey aldım. Tohum olarak 14 çuvalda dönüme 2 çuval gelecek şekilde gübremizi aldık. DAP gübresini aldık. Böylelikle işimiz orada bitti. Tekrardan düştük yollara. Akşam saatlerinde hana dönmüş oldum. Böylelikle ofis maceramız da bu şekilde oldu. Gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla 40 gün sonra yatırılıyor. Desteklemeler için de Ekim ayı içerisinde galiba ilçe tarım müdürlükleri evrak alıyor, fatura fiş alıyor diye duydum.
Allah bereketli eylesin herkesin emeğini, karşılığını versin. Bu seneki çalışmalarımız biraz enflasyona yenik düştü desek yeri var. Yağışlardan da kaynaklı olarak mahsul az oldu. Ofis düşük fiyattan ürünleri aldı ki şükür ofise bile satabildik. Bir sürü kamyon, tırlar, traktörler, kasa kasa işte ya buğday bitlendiği için ya da işte yemlik statüsüne girmediği için oradan gönderildiğine şahit olduk. Şükür bizde öyle bir problem çıkmadı. En azından ofise verebildik. İlk defa yaşadığımız ofis macerası da bu şekilde oldu. Umarım bir dahaki sezon daha iyi çekimlerle daha güzel video hazırlamış oluruz. Bizden bu kadar. Başka gün, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.